Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim, yepyeni bir vloga hepiniz hoş geldiniz. Evet beyler, şu an saat 1.10 geçiyor. Pazar günü yeni kalktık. Aslında şimdi annem güzelce kahvaltımı hazırlamış olurdu. Derdi oğlum kalk, kahvaltı hazır. Ama onlar akrabalarımıza gittiler. Yatılı misafirle. Burada ben de işte burada. İbrahim abiniz ve yemeklerin ustası Muhammed abinizle Muhammed abinizle baş başa kaldık. Onlar kahvaltı hazırlıyorlar. Muhammed abiniz dünkü o muhteşem mangal faciasından sonra bugün çok kaliteli ve kendini ispatlayacağı bir menemen yapacağını söyledi. Sen ne yapıyorsun bugün? ben burada artistlik yapıyor, başka bir şey yapmıyor. Artist ne arar lan mutfakta? Artist ne arar mutfakta? Evet kardeşlerim, hem işte görüyorsunuz ne yapsak suç. Burada Ümit ailesine video çekiyoruz. Senin ne kadar yetenekli o biri olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Tamam, bulaşıkları Ümit edelim. Bulaşıkları yıkaması Ümit edelim. Evet, şu an öyle bir anlaşmaya giriyor musun? Şu an dün kim yıkadı? Aynen. Dün bulaşıkları kim yıkadı? Konuş yani? Kardeşim, konuş. Yani ikimiz yıkadık yani. Evet. Yeah. Evet, ne yapıyorsun? 3 tabak makineye koydular. Ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz bugün? Kahvaltıya. Anneminkini tutacak mı? Hayır, hayata tutacak. Adam ilk önce biberleri koydu. Sadece evet kardeşlerim, yine bir faciayla baş başayız. Daha soğanı koymadan adam İbrahim biberleri usta, koydu. İbrahim ustayı beklemeden yapmaya acıktı, başlamış. Acıktı. Bir boş konuşma, bir şey de güzel yap ya. Ne boş konuşma? Niye soğanları doğradın? Acıktık diye bağırıyor. Niye soğanları doğramadın? Oğlum tamam, şimdi soğanlar daha hızlı pişer. Ya Dert. Ya. Fail ustası adam ya. Faillerin babası ya. Oğlum bu daha hızlı pişti. Bu daha yavaş pişti. Evet kardeşlerim, şu an melemene ilk başta biberleri doğrayan kardeşimiz. İlk yumurtayı kırdım ha. Önce biberler geldi. Sonra ne gelecek? Hadi dolu, ver çabuk. Al. Bir tane daha yapayım. Biraz şu tabağa çevirelim. Bak. Evet, biberlerimiz şu an... Tamam, bu bir tane yeter ya. Kavruluyor. Soğanları doğrarken gözümüzün yanmaması için neler yapabiliriz Mehmet Usta? Hızlı kesecek. Şuraya bak ya, koca koca kesti, sanki pizza pişiriyoruz ya. Ne demek? Ben bir şey demiyorum artık, misafir olduğum için zaten bana susmak düşüyor aga. Evet kardeşlerim, burası bizim mutfak. Görüyorsun, hatta annemin mutfağı diyeyim. Hem şu an biraz kirli çünkü 2 gündür bizde. Annem bu videoyu görürse kalbine inecek. Oh yeah. Evet, yeni kamera kardeşlerim, görüyorsunuz. Şöyle çevireyim. Oh yeah, oh yeah. GoPro'yu sattım. Bunu aldım kardeşlerim çünkü bunun GoPro'yla çekişi aynı. Ama bunun bir ekranı var. Ondan daha avantajlı. Bir de öne doğru çevirip kendini görebiliyorsun. İşte mutfağı gösterdim size. Tamamladık herhalde. Burada masa. Buzdolabı. Bakalım buzdolabında ne var? Evet, klasik Türk dolabı. Zeytin, peynir, domates, tencereler, yoğurt. Ne? Evet, yine bir şeyler demek istiyor. Sanki kendi elbiselerini mi gösteriyorsun da dolabı çekiyorsun? Ne olacak?
Ya beyler döveyim mi? Döveyim. Evet, evet Ümit abi, Muhammed abi döv diyorsanız videoya like verin. Ağzını yüzünü kıracağım. Söz İbrahim abinizle. Hatta pek doğalım. Sabah kalkar kalkmaz. Bırakın gelsin, gel hele gel. Gel, gel hele gel. Ooo, ayak ya. Bu bebeğe benzemez. Meydan okumalar. Öveye benzemez o. Artık burada meydan okudun. Havalar güzelleşince bahçede bir güreş bekliyor herkes. Bir az bunun giriş. Her zaman. Kardeşim bunu 20 yıldır az dövmedim, yine dayak istiyor işte. Evet, gelelim melemenimize. Burada öğrenci kardeşlerimize pratik bir yemek öğretiyoruz. Evet kardeşlerim, şimdi soğanlar da geldi. Soğanlar ve biberler iyice öldürülerek kavruluyor. Oradan ne gelecek? Sonra domates sosları gelecek. Ton balık gelecek. Evet kardeşlerim, sucukla yapılan melemene yeni bir icat. Ton balık koyarak ve sonra onu koyduktan sonra domateslerimiz gelecek. Oh yeah, domates. Oh yeah, domates. Ve en sona yumurtalar gelecek. Fidan halini hepimiz göreceğiz. Yumurta. Yumurta. Evet kardeşlerim, şimdi yine çok kritik bir noktadayız. Domatesler geliyor. Biberler, balık ve soğan yeterince kavruldu, dökün baba. Oh yeah man, oh yeah, come on. Come on. İşte size basit bir öğrenci tarifi. Evet kardeşlerim, biliyorsunuz her videoda birkaç faydalı şeyler söylemeye çalışıyoruz boş olmasın diye. Gelen sorularınızın birkaç tanesini cevaplayayım. Biliyorum ki 4. bölüm VVE telif hakkı yemiş. Yani telif hakkı yediysem video bazı ülkelere kilitlenmiş. Türkiye'de var büyük bir ihtimal içinde. Ama şimdi onu kesip yeniden atmaya erindim kardeşlerim. Çünkü zaten herkes izleyen izlemişti. O VVE hastası kitlemiz çoktan izlemişti videoyu. O yüzden onu kesip yeniden atmaya erindim, öyle duruyor. Gelecek bölümlerde yine öyle bir şey olsa tabii ki kesip sizlerle doğru düzgün bir şekilde paylaşılır. Değişik değişik fazla kattın. Ya lütfen mahvetme ya. Değişik değişik fazla katmış o. Ne kattın daha yeni? Bu melemen yapmak isteyen kardeşlerim için önemli bir nokta. Sarımsak. Evet kardeşlerim, sarımsak tozu atmış. Bakacağız artık. Sonra çok gelen sorulardan, evet kardeşlerim, canlı yayın. Canlı yayın kardeşlerim, o kadar yoğunuz ki canlı yayına çok gerek duymuyoruz aslında. Çünkü böyle düşünün, ben videoları çekiyorum, 7-8 saat içinde sizlerle oluyor. Yani onları stoklamıyorum. Her gün canlı canlı aslında beraber oluyoruz. Ben videoları çekiyorum, hemen 7-8 saat sonra sizlerle oluyor videolar. O yüzden canlı yayınlık bir durum yok diye düşünüyorum. Bir de zaten hafta içi 2, hafta sonu 3 video geliyor. Görüyorsunuz ki ne kadar canlı canlı ilerliyoruz. Bunları stoklamak zaten imkansız. Dediğim gibi ben bunları her gün çekiyorum. Sizler de 7-8 saat içinde izliyorsunuz zaten. Biraz da işte canlı yayın çekmemin nedeni, bütün yorumlara yaklaşık yorumların %80-%90'ını okuyup cevaplamamdan geliyor. Sorularınız olursa cevaplıyorum zaten. Ve yorumlarınızı da okuyorum, isteklerinizi okuyorum her bölüm. O yüzden işte böyle vloga ve canlı yayına çok gerek kalmıyor. Ama işte böyle bir özel günler olduğunda, İbrahim abiniz, Muhammed abiniz de evde olduğunda falan, video çekip havalandırıcıyı açmadığımız için laf yedim. Görüyorsunuz yani vloga engel çok çıkıyor. Burada arkadaşlar sanki ev benim evim ha. Buharlanacak etraf millet. Annem evde değil, çaktırma. Annem evde değil, çaktırma. Yine neler katıyorsun usta? Acı.
sarımsak tozu kattı. Şu an pul biber, karabiber ne bulursa döküyor içine. Lütfen ya, lütfen ya. Lütfen ya, lütfen ya. Vlogların o soruyu da cevapladık. Vlog niye gelmiyor, canlı yayın niye gelmiyor? Evet kardeşim, WWE kariyer ne zaman başlanacak deniyor. Ona da 3 hafta sonra başlıyoruz kardeşlerim. John Cena'nın hikayesinin bitmesine 2 bölüm kaldı. Tabii ki bu videoyu yayınlarsam belki de John Cena'nın hikayesi bitmiş olur. Diğer 3 hikaye 3'er bölüm sürecek. Yani 9 bölüm 10 bölüm hikaye kaldı. Onlardan sonra kariyere başlıyoruz. Yani yaklaşık bu video haftaya gelse 2 hafta sonra falan yayınlanacak inşallah. Kariyer de başlayacak. Yeni seriler bitince gelecek kardeşlerim. Yeni seriye başlamayı düşünmüyorum. Çünkü zaten 5 serimiz var. Battlefield Hardline, NBA, FIFA, WWE, Sleeping Dogs. 5 serimiz var. Sleeping Dogs bitince yine yeni bir seri başlayacak. Ve Meleme'nin son haline gelelim. Evet kardeşlerim, Meleme'n fokur 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 kaynıyor. Yumurtalar kırılırken... It's time for yumurta. Ben mi kıracağım? Evet, yumurtayı hangi? İşte kardeşim usta, yumurta kırandan belli olur. İşte şu bir... Oh yeah, oh yeah. İki... Oh yeah. Burada var ya, 20 kişilik melemen yaptınız. Üç... dört yumurtamızı da kırıyoruz. Evet Muhammedciğim, sen niye yumurtaları kırmadın? Acaba bir korku mu var içinde? Hani içine bir i̇şte, şey düşüreceğim Muhammed diye. Muhammed abinizde anca laf var kardeşlerim. Bunun başından beri yumurta kırıyorlar. Yemedi yani yumurtaları kırmak. Yemedi yumurta. Gebertim lan seni, öldürürüm lan seni. Evet kardeşlerim, yumurtaları kırdık. Notumuzu verirken videonun sonunda beraberiz. Evet kardeşlerim, işte finale geldik. Masamız hazır. Muhammed abiniz deniyor. Kaç puanın üzerinden? 9. Kendi yaptığım elemene zaten kötü not verecek değil ya. 9 puan. Biz de bir bakalım. Evet kardeşlerim, işte bir vlogun daha sonuna geldik. Annemiz olmasa da yemek yapacak kız arkadaşınız olmasa da, anneniz olmasa da kendi başınıza yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.